Tiltrotor, helikopter gibi pist gerektirmeden havalanabilen bir hava aracı. Ama gökyüzünde uçak gibi hızla gidebiliyor, uzak menzillere ulaşıyor. İlk olarak askeri amaçlı MV-22 Osprey serisi ile hayata geçen hava aracı, bugün AW609 adıyla sivil amaçla geliştiriliyor. Hedef, teslimatların yıl sonunda başlaması. İtalyan havacılık devi Leonardo'nun tasarımına imza attığı AW609'un ilk kadın pilotu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyha Mozah bin Mervan El Maktum oldu. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde Philadelphia'daki merkezini ziyaret eden El Maktum, yer eğitiminin ardından bir test uçuşuna katıldı. 2016'da uçmaya başlayan El Maktum halen Emirates Hava Yolları'nda ikinci pilot. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Polis Teşkilatı'nda da helikopter pilotu olarak görev yapıyor. Uçuştan sonra El Maktum, bu devrim niteliğindeki hava aracını test eden ilk kadın pilot olmaktan heyecan duyuyorum. Bu sadece kişisel bir dönüm noktası değil, kadınların bu tür hava araçlarında da görev alabilmesi için önemli bir fırsat. Eğer yapabilirsem, denemeye kararlı birinin de ulaşabileceği bir yerde olduğunu kanıtlamak için kendimi her zaman sınırların ötesinde zorluyorum dedi. AW609'u çok beğendiğini belirten El Maktum, bu hava aracında pilotluk yapmayı ilk gördüğüm günden beri hayal ediyordum. Hem sabit hem de döner kanatlı hava aracı için pilotaj becerilerini birleştiren önemli bir deneyim benim için. Bunun gibi uçaklar ve hava araçları havacılığın geleceği hakkında beni gerçekten heyecanlandırıyor. Bu sektörü daha fazla kadının seçmesini hayal ediyorum dedi. Havacılık dünyası uzun yıllardır tiltrotorlar üzerinde çalışıyor. Ancak bu teknolojiyi emniyetle hayata geçirebilmek hiç de kolay değil. İlk olarak Boeing ve Bell ortaklığında tasarlanan sistem bugün Amerikan donanması, deniz piyadeleri ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ana hava araçlarından bir tanesi. Yüksek kapasitesi, hızı, uzun menzili ile helikopterlerin yapamayacağı görevleri yerine getiriyor. Birim fiyatı donanma ve deniz piyadeleri için yaklaşık $74 milyon. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde kullanılan versiyonun fiyatı ise $84 milyon çıkıyor. Bu arada MV-22 Osprey'in ilk yabancı kullanıcısı da Japonya. Tiltrotor teknolojisinin sivil alana aktarılması ise 1990'larda Amerikan helikopter imalatçısı Bell ve o zamanki adıyla İtalyan Augusto Westland şirketinin ortak girişimiyle oldu. Proje daha sonra İtalya'da kaldı. Halen Leonardo tarafından sürdürülen proje, sivil amaçlı hem iş adamlarına hem de kamu kurumlarına farklı bir hava aracı platformu sunuluyor. Yolcu taşıma amaçlı tasarlanan AW609'un koltuk kapasitesi 8'e kadar çıkıyor. Hava aracı 2 pilot tarafından kullanılıyor. AW609 yaklaşık 2,5 ton yük taşıyor. Aynı bir helikopter gibi havalandıktan sonra AW609 motorlarını yere paralel hale getiriyor ve seyir hızı saatte yaklaşık 500 kilometreye kadar çıkıyor. AW609'un tavan irtifası ise yaklaşık 25.000 feet. Standart yakıt tankları ile 1400 km menzile ulaşabiliyor. Eğer hava aracına ek yakıt tankları takılırsa bu menzil 600 km artarak 2000 km'ye kadar yükselebiliyor. Performansı ile hava aracı helikopterden çok daha üstün. VIP taşımanın yanı sıra AW609 özellikle kamu görevleri, yani
arama kurtarma, ambulans, personel nakli veya özel görevler gibi farklı işlerde kullanılması hedefleniyor. Thank you.